Merhaba. Cümleten sağlıklı, huzurlu, umutlu bir hafta dilerim. Bugün günlerden Çanakkale. Ye. 18 Mart. Varoluş öykümüze dair, özgürlüğümüze dair çok özel bir gün. Varsın dünya bugün bizsiz dönsün. Gelin biz Çanakkale'yi ruhumuzdaki kütüphaneye 30 dakikalık belgesel olarak koyalım bugün. Bakın bakalım size yıllardır anlatılan Çanakkale'ye benziyor mu? İngiliz zırhlıları Çanakkale kıyılarımızı dövüyordu. Mecidiye tabyasında ağır hasar vardı. Topa mermi yüklediğimiz vinç parçalanmıştı, top susmuştu. Çaresizlik ölümden daha ağırdı. Ama Seyit'in bu çaresizliğe teslim olmaya niyeti yoktu. Çekilin dedi. Devasa mermiyi sırtladı. Namlıya sürebilmek için altı basamaklı merdiven çıkması gerekiyordu. Ağır ağır tırmandı o merdivenleri son bir gayretle topun kundağına yerleştirdi. Bum. 750 mürettebat taşıyan 125 metrelik Ocean zırhlısı Çanakkale Boğazı'na gömüldü. Seyit o mermiyi sırtında taşırken ordu komutanımız Alman Paşa'ydı. İstihkam komutanımız Alman'dı. İstibarat komutanımız Alman'dı. Donanma komutanımız Alman'dı. Genel Kurma ikinci başkanımız Almandı. Boğazlar komutanımız Almandı. Tahkimat komutanımız Almandı. Ordu baş müfettişimiz, kolordu komutanımız, lojistik komutanımız, tümen komutanlarımız, tabia komutanlarımız Almandı. E bütün paşa ünvanlarını, bütün omzu kalabalık rütbeleri helaleme verince o devasa top mermisini taşıma görevi kime kalmıştı? Garipan Seyit'e, Seyit'in taşıdığı mermi Alman malıydı. Namlusuna sürdüğü top Alman malıydı. Seyit'in o hepimizin hafızasına mıh gibi çakılan efsane fotoğrafı vardır ya, o fotoğrafı Alman ordusunun Alman fotoğrafçısı çekti, kullandığı fotoğraf makinesi de Alman malıydı. Çünkü Seyit'in sırtındaki aslında sadece top mermisi değildi. Akla, bilime saygısız, Dünyaya korkak, milletine gaddar, kendini kurtarması için yabancıdan medet uman basiretsiz kafanın yüküydü. Seyit'in sırtındaki aslında kendi şahtafatlı koltuğunu korumak için dini imanı alet eden, elalem istedi diye elalemin savaşına giren, kendisi dalkavuklarıyla saraylarda otururken milletin gariban evlatlarını hoyratça ateşe süren, liyakatsız zihniyet silsilesinin yüküydü. Bu liyakatsız kafanın faturası elbette çok ağır oldu. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın. Direksiyondaysanız bir kenara çekin. Boş verin 15 dakika geç gidin işinizi. Gözlerinizi kapatın. Zihninizle dinleyin lütfen. Ben size Çanakkale'deki maceramızın filmini anlatayım, canlandırayım. Çanakkale'de oluk oluk kan akıyordu. Tıbbi malzeme yetersizdi. Kanamayı durdurabilmek için şarapnelle parçalanan kollar bacaklar iple bağlanarak sıkılıyordu, iple. Vücuda saplanan mermilerin deliklerine ot tıkanıyordu. Ot bulamazsa çamurla sıvanıyordu. Yaralar kurtlanıyordu. Kireçle temizlemeye çalışan evlatlarımızın feryatları gecelerin karanlığını yırtıyordu daracık alanda binlerce ölü beden yatıyordu. Milyarlarca sinek üşüşmüştü. Kavurucu sıcakta buram buram ağırlaşan koku sinek sürülerini böyle adeta mıknatıs gibi çekiyordu. Ölülerin ağızlarına, burunlarına, kulaklarına giriyorlardı. Anzak askerlerinin hatıra defterlerinde yazıyor. Uyku uyumak imkansızdı. Vızıldayan kanatlarla Çöken kara bulutlar insanı çıldırma noktasına getiriyordu böyle yazmışlar. Korunmak için icatlar yapılıyordu. İngilizler mesela başlarına geçirmeleri için büzgülü torba da atmışlar. Asteman Herbert mesela İngiliz hazin manzarayı şöyle tarif etmişti. Hemen önümde bir grup Türk ölüsü vardı. Hepsinin başları geriye yatmıştı. Ağızlarının açık olduğuna dikkat ettim. Açık ağızlardan içeri Sinekler doluyordu. Sonra bize geliyorlardı. Yemeklerden önce cesetleri ziyaret ediyorlardı. Eğer ekmek yiyorsan böyle ağzına yaklaşıncaya kadar lokmanın üzerine konuyorlardı. Üstüne sinek konmuş lokmayı ekmeğe atamazdın çünkü atarsan yiyecek lokma bulamazdın. Öyle yemek zorundaydı diye yazmış. Tuvalet filan yoktu. Siperlerde kovalar vardı. Sağlık ekipleri topluyordu. Herhangi bir yere boşaltıyorlardı. Siperlerin arkasında böyle 3 metre, 2-3 metre derinliğinde çukurlar kazılırdı. Üstüne kalas konulurdu. O kalaslar oturma yeriydi. Üstünde dengede durarak çömeliyor işini görmeye çalışıyorlardı. Dengesini kaybettiği için veya kalas kırıldığı için çukura düşenler oluyordu. Dizanteri salgını vardı. ile başa çıkılamıyordu anılarını kaleme alan Anzak askerleri tüyler ürpertici şekilde tarif ediyordu. Öylesine bitkin düşersin ki kedi yavrusu kadar aciz kalırsın. Doktor mesela dün gece bana kaç kere tuvalete gittiğimi sordu. 16 kere dedim. Paçalarıma kan damlıyordu. Dizanteri insanı öldürmeden önce onurunu elinden alan bir hastalık diye yazmıştı. Evet işte böyle tarif ediyorlar. İnsanı öldürmeden önce onurunu elinden alan bir hastalık dizanteri. Tabip yüzbaşımız Abdülkadir, Abdülkadir. Çok elemliydi dediği bu siperleri insanın yüreğini kanatacak kadar gerçekçi şekilde anlatıyordu. Önde yatan şehitlerimiz ve düşman ölüleri o kadar sıktı ki cuma namazında bir camide secdeye yatmış cemaati andırıyorlardı. Yalnız bu yatış gayrı muntazamdı. Ebedi bir sük sükuna dalmış şehit ve maktüllerin mahşeri halinde görünüyorlardı. Ölülerin ağzına bulunan sinekler yumurtlamıştı. Buralarda büyüyüp beslenen kurtlar, tombul ve beyaz birer şekil almış halde siperlere karınca gibi yürüyordu. İtiraf ediyorum. Mektepte kadavralar üzerinde anatomi dersi yapmış ve birçok otopsi yapmak mecburiyetinde kalmış bir doktorum ama ön hattaki koku burnumdan çıkmadı. Et yiyemez oldum diyordu. Tabii. İçme suyu yetersizdi. Kuyu suyu hastalık getirmekten başka bir işe yaramıyordu. Yıkanmayı zaten çoktan unutmuşlardı. Bizim aslanlarımız şikayet etmiyordu ama Anzak Heristi Moyle mesela yazmış korku filminden farksız hatırasını şöyle yazmış. Mataralarımızı kuyuya sarkıtıyorduk. Garip bir tad olduğunu söylüyorduk. Bir gün istikamcılar geldi aşağıya çengellerini salladılar. Çürümüş ceset çıkardı. Çanakkale işte buydu. Peki bunca olumsuzluğa rağmen nasıl oldu da kazandık diyorsanız Çanakkale Savaşı size hep anlatıldığı gibi bugün de tıpkı öyle anlatacakları gibi aslında 1915'te denizde başlayıp 1916'da karada kazanılmadı. Biz o zaferi T3 yıl önce 1913'te kazandık. Çünkü Mustafa Kemal Trablus'tan yeni dönmüştü. Askeri ataşı olarak Sofya'ya gitmeden önce Çanakkale Boğazı'na atanmıştı. Kader adeta onu buraya getirmişti. O günlerde henüz kendisi de farkında değildi ama 3 yıl sonra tarihin akışını değiştireceği Çanakkale'yi 3 yıl önceden inceleme fırsatını yakalamıştı. 3000 yıl önce Troya Savaşı'nın yaşandığı yerleri karış karış dolaştı. Kitap okuma merakı sayesinde klasik literatüre hakimdi. İlyada'yı okumuştu. Homeros'un mitolojik destanındaki yer tariflerini keşfetmeye çalıştı. Çanakkale'deyken. Karadan ve denizden saldırı noktalarının o günkü konumlarıyla bugünkü şartlarını harita üzerinde karşılaştırdı. Krokiler çizdi. Milattan önce 334 yılında Asya seferine çıkan Büyük İskender 35 bin kişilik ordusunu Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu'ya geçirmişti. Mustafa Kemal o geçiş güzergahını adım adım inceledi. Boğazı tekneyle geçti. Büyük İskender'in Anadolu topraklarına ayak bastığı yerden karaya çıktı. Büyük İskender'in neden o noktayı seçmiş olabileceğine dair coğrafi notlar tuttu. Herodot okumuştu. Yıllar yıllar sonra bu Hollywood'da çekilen 300 Spartalı filmine konu olacak Termofil Savaşı'ndan haberdardı. Termofil Savaşı. Tıpkı Homeros'un izini sürdüğü gibi Herodot'un anlattığı yer tariflerini de keşfetmeye çalıştı. Milattan önce 480 yılında Yunan topraklarını istila etmek için gelen Pers kralı 50 50.000 kişilik devasa ordusuyla Anadolu tarafından Avrupa tarafına geçtiği noktayı inceledi. Notlar tuttu. Yine böyle bir Mart günüydü. Mart Troya antik kentine geldi. Saatlerce gezdi, düşündü, krokiler çizdi. Akiles'in mezarı olarak bilinen tümülüsü ziyaret etti. Tıpkı Mustafa Kemal gibi Fatih Sultan Mehmet de Homeros'un İlyadası'ndan etkilenmişti. Troya'ya gitmişti. Nereden biliyoruz? Yanından ayırmadığı vaka nevüsü vardı. Kritovulos. Kritovulos'un notlarından biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet de tıpkı Mustafa Kemal gibi Troya'nın kalıntılarını gezmişti. Akiles'in, Hector'un mezarları hakkında bilgi almıştı. Kahramanlıklarını saygıyla anmıştı. Troya'nın coğrafi konumunu, denizle karayla ilişkisinin stratejik yararlarını hirdelemişti... Fatih Sultan Mehmet. Papa II. Pius'a gönderdiği mektuptan anlıyoruz ki İstanbul'un fethini Troya'nın rövanşı olarak görüyor. <laughs> Aslına bakarsanız İngiliz genel kurmayı da aynı metodu uygulamıştı. Çanakkale Savaşı'nın hazırlıkları sırasında bölgenin antik tarihi üzerine araştırmalar yapmışlardı. Troya dönemine ait antik çağ haritalarından faydalanmışlardı. Troya Savaşı'nda mesela lojistik üs olarak kullanılan Bozcaada, Gökçeada ve Limni Adaları Çanakkale Savaşı'nda İngilizler tarafından lojistik üs olarak kullanıldı. Troya Savaşı'nda Beşige koyuna şaşırtma amaçlı sahte çıkarma yapılmıştı Troya'da. İngilizler aynısını Çanakkale Savaşı'nda yaptı. Troya Savaşı'ndaki bu efsane Troya atı, Truva atı da herkes bilir. <laughs> Çanakkale Savaşı'nda Truva atı hilesi bile kullanıldı. İngiliz kurmayları donanmanın böyle kömür ihtiyacını karşılayan 105 metre uzunluğundaki River Clyde isimli kömür şilebini modifiye ederek çıkarma gemisine dönüştürmüş Dışarıdan bakıldığında böyle eski püskü kömür şilebi gibi görünüyordu. Güvertesinde askeri teçhizat görünmüyordu. Halbuki ambarları hınca hınç asker doldurulmuş. Böyle dümeni kilitlenip yanlışlıkla savrulmuş gibi karaya oturacak, vurulmaya değer hedef olarak görülmeyecek, hava kararınca içindeki bin asker karaya çıkacak, ilk savunma hattımızı delecek, arkadan gelecek olanlara gidik kaçacak. Duru Neyse ki beceremediler. Troya ile Çanakkale'nin bin yıllık hesaplaşma olduğunun bir başka kanıtı Agamemnon'dur. Evet. Britanya donanmasının en güçlü savaş gemilerinden birinin adı Agamemnon. Orijinal Agamemnon neydi? Orijinal Agamemnon, Troya'yı yıkmaya gelen Aka ordusunun başkomutanın adıydı. Evet. Osmanlı'nın ölüm fermanı anlamına gelen Mondros mütarekesinin başka yer kalmamış gibi Agamemnon zırhlısının güvertesinde imzalanması da elbette tesadüf değildi. Fatih Sultan Mehmet'in tespiti muhteşem isabetliydi. İstanbul'un fethi Troya Savaşı'nın rövanşıydı. 3000 yıl sonra Çanakkale'ye geçmeye çalışanlar Troya'nın rövanşı için gelenlerdi. Çanakkale Savaşı tıpkı Troya Savaşı gibi Doğu ile Batı'nın, Avrupa ile Anadolu'nun mücadelesiydi. Ve Troya'nın stratejik planlarını bizzat yerinde inceleyen, ölçüp biçen notlar alan Mustafa Kemal, 3 yıl sonra 1915'te yeniden Çanakkale'ye geldi. Aciz saray yönetimi ve ordunun teslim edildiği Alman paşalar adım adım felakete sürüklenirken, Mustafa Kemal ne yapacağını, nerede yapacağını, nasıl yapması gerektiğini kafasında çoktan kurgulamıştı. Anafartalar, savaşın kırılma noktasında yer alan iki köyümüzün ortak adıydı Anafartalar. Küçük Anafarta köyü, büyük Anafarta köyü. Anafarta kelimesi ne demek? Yerel ağızda rüzgara karşı çok rüzgar alan yer manasına geliyor. Anafartalar kahramanının emperyalizm rüzgarına karşı durduğu yerde coğrafyanın sözlük anlamına cuk oturuyordu. Çanakkale zaferi amasetle değil, Mustafa Kemal'in analitik zekasıyla, entelektüel birikimiyle kazanıldı. Mustafa Kemal havada mermilerin böyle çarpıştığı, cayır cayır ateş attığında elinde kamçısıyla dolaşıyordu. Adeta parkta gezintiye çıkmışçasına rahat davranıyordu. Arkasına saklanılan kum çuvallarının üstüne oturuyordu, sigara içiyordu. Bulaşıcı ölüm korkusuna karşı bu şekilde cesaret aşılıyordu. Ölülerin toplanması için karşılıklı ateşkesler yapıldığında çavuş üniforması giyiyordu, toplayıcıların arasına karışırdı. Böylece düşman siperlerine çok yakından ve bizzat gözlemliyordu. Askerlerinin moralini ayakta tutmak, düşmanın moralini bozmak için öğle yemeklerini bando eşliğinde değiştiriyordu. evet. İngilizleri adeta delirtiyordu. Bakın bu iş anlatılmaz Çanakkale'de. Her öğlen müziğin geldiği yöne doğru ateş açıyorlardı İngilizler. <laughs> Deliriyorlardı diye. Bombardıman arttıkça marşların temposu daha da artıyordu inadına. Çarpışmanın en şiddetli olduğu dönemde İstanbul gazetelerinin baş yazarları Çanakkale'ye getirilmişti. Gördüklerini yazmaları için siperler gezdirilmişti. Oradan biliyoruz o haberlerden. Mustafa Kemal bu gazetecilere soğuk ayran ikram ettirdi. Banyo, ban, <laughs> bando takımına bando Carmen operetinden parçalar çaldırdı. Evet. Carmen opereti çaldırdı Çanakkale. Kelimenin tam manasıyla çılgın Türktü. Mustafa Kemal'in tarihteki ilk yağlı boya tablosunun Çanakkale'de yapıldığını biliyor muydun? <laughs> Avusturyalı ressam Victor Kraus Türk cephelerinde dolaşıyordu. Savaş resimleri yapıyordu. Mustafa Kemal'i tesadüfen görmüştü. Böyle güneş yazı yanığı yüzünü Heykele benzetmişti. Anılarında böyle yazmıştı. Bu Türk subayının güneş yanığı yüzü heykele benziyordu diye yazmıştı. Kendisinden izin aldı, görüklü makinesiyle fotoğrafını çekti, portresini tuvale resmetti. Tarihte ilkti. Savaşın ruhunda yarattığı olumsuz etkiyi azaltabilmek için edebiyata sarılıyordu Mustafa Kemal. İstanbul'daki arkadaşı Madame Corinne'e mektup yazıyordu. Hayatın hoş ve iyi taraflarını hissettirecek, savaş yüzünden oluşan sert karakterini yumuşatacak romanlar göndermesini rica ediyordu. <laughs> Çadırındaki eşyalar portatif bir demir karyola, portatif bir ahşap masa, masasında gemici feneri, karyolasında siirt battaniyesinden ibaret. Evet. Battaniyeyi arkadaşı Ali Fuat hediye etti. John bayırını temizlemek için süngü hücumu başlattığında aniden bir şey çarptığını hissetti. Elini göğsüne götürdü. Üniforması yırtılmıştı, kan vardı. Sağ cebindeki saatine şaraptan isabet etmişti. Mustafa Kemal'in hayatını kurtaran o saat İsviçre malıydı, Omega'ydı. Harbiye'de öğrenciyken almıştı. 15 yıldır bu saati kullanıyordu. Vurulduğu sırada hemen yanında genç bir teğmen vardı. Bileğindeki Zenit marka saati çıkardı, komutanına verdi. Anafartalar kahramanı kendi öğrencilik saatinin yerine yıllarca bu saati kullandı. Bakın, aradan yıllar geçti. 1922 oldu. Büyük taarruzun arefesiydi. İngiliz General Charles Townsend milletvekili sıfatıyla Konya'ya gelmiş. İngiliz parlamentosu adına pazarlık etmek istiyordu. Akşehir'de buluştular akşam yemeği için sofraya oturduklarında Mustafa Kemal bileğindeki saati çıkardı. İngiliz generale uzattı. Biz Türklerde adettir. Misafire hediye veririz dedi. Benim hediyem bir emanettir dedi. Bu saati bana anafartalarda bir Türk askeri verdi. Hayatını kaybeden bir İngiliz subayından almış. Saatin arkasında o subayın künyesi var. O zamanlar da şimdiki gibi savaştaydık, ailesini arayıp bulma imkanım yoktu. Sizden ricam İngiltere'ye dönüşünüzde bu subayın ailesini bulun ve emanetini teslim edin. Minnettar olurum dedi. Evet. Bu anekdotu ilk okuduğumda ben de şu an sizlerin hissettiğini hissetmiştim. Saatle birlikte elinden düşürmediği kırmızı mercan tesbihi vardır. Kırmızı mercan tesbihini de hediye General Tavz'ın o geceye dair hatıralarını nasıl anlattı biliyor musunuz? Pek çok hükümdarla, devlet başkanı ile görüştüm. Defalarca resmi ve özel görüşmeler yaptım. Hayatımda o geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum dedi. Evet. Mustafa Kemal buydu. Bu adamın arkasında savaşılmaz mı? Bigalı Mehmet Çavuş, Seddülbahir'de Bahir'de buluşuyordu. Mermisi bitince tüfeğini İngilizlere fırlatmıştı. Tüfek parçası kalmayınca taş fırlatmıştı. İstihkam küreğiyle saldırmıştı. Başından ve göğsünden ağır yaralanmıştı ama İngilizleri püskürtmeyi başarmıştı. Mustafa Kemal bu hadiseyi öğrendi. Bigalı Mehmet'e gümüş sigara tabakasını hediye etti. Çanakkale Boğaz Komutanı'na resmi rapor yazdı. Muharebe, muhabere, muharebe, muharebe madalyası verilmesini sağladı. Bu hadise İstanbul gazeteleri tarafından haberleştirildi, büyütüldü, manşet yapıldı. Bigalı Mehmet sembol oldu. Tüfeğini fırlatıyor, kırıyor, atıyor falan. Mehmetçik kavramının isim babası oldu. Milat oldu. Türk askerine bu hadiseden sonra Mehmetçik denilmeye başlandı. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum dedi. Bu adamın emriyle ölüme yürünmez mi? Bomba sırtı mesela. Bomba sırtı denilen mevkide karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metreye inmişti burun buruna. Yani ölüm kaçınılmazdı. Siperin önündeki çavuş bağırıyordu. Her kişi niyetine. Evet. Herkes kendi cenaze namazını kılıyordu. Kelime-i getirip koşuyorlardı. İkinci siperdekiler geliyordu onların yerine. O takımın çavuşu bağırıyordu. Er kişi niyetine. Mustafa Kemal bu bomba sırtı hücumunu şöyle anlatacaktı yıllar sonra. İmrenilecek bir soğukkanlılık, görülmemiş bir tevekkül. Öleceğini biliyorlar, en ufak bir çekinme göstermeden kelime-i getirerek yürüyorlar. Tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir. Çanakkale işte bu yüksek ruhtur, diyorum. Çanakkale işte böyle geçilmedi. Seyit'in o devasa mermiyi namluya sürdüğü noktaya geri dönersek, Çanakkale Boğazı'nı böyle üstten geçemeyen itilaf devletleri, Kara Savaşı'ndan önce, ikmal yollarımızı kesmek ve moralimizi bozmak için sinsi silahı devreye sokmuşlardı denizaltılar. Çanakkale Boğazı'nı alttan geçerek Marmara'ya sızmaya başladılar. İlk birkaç denemede Mayınlara yakalandılar, vuruldular. Bu tehlikeli görevi ilk başaran Avustralya'nın AE2 denizaltısı oldu. Marmara'ya sızdı, ruhumuz bile duymamıştı. Neyse ki bir gemimizi bile batıramadan fark edildi, Marmara'da batırıldı. Ancak AE2'nin keşfettiği, Avustralya denizaltısının keşfettiği rota, Çanakkale Boğazı'nın geçiş hattını itilaf kuvvetlerine öğretmiş oldu. Yol oldu. İngiliz denizaltısı E11. Aynı yolu takip ederek Marmara'ya geçti. Cepheye asker ve mühimmat taşıyan gemilerimizi avlamaya başladı kahredici bir skora ulaştı. Yani dünya çapında bir rekor bile olabilir. Dile kolay. 96 gün içinde aralarında Barbaros Hayrettin Zırhlısı'nın da bulunduğu 94 gemimizi batırdı. Abi tek başına. Sulara gömülen gemilerimizden biri Halep vapuruydu. Adı Halep. 54 metre boyundaydı. Şehir atları vapuruydu aslında. Gövdesi beyaz, bacaları siyah, yandan çarklıydı. İstanbul'dan, Mudanya'dan asker cephane ve erzak yüklüyor. Akbaş limanına getiriyor. Dönüşte yaralılarımızı taşıyordu. 25 Ağustos 1915 Gece boyunca cepheden sedyelerle taşınan 200 yaralı askerimiz sabahın ilk ışıklarıyla beraber Halep vapuruna bindirilmişti. Yola çıkmak üzereydiler. Tam o sırada hiç sezdirmeden böyle limanın ağzına kadar girmiş olan İngiliz denizaltısının kaptanı periskopundan Akbaş limanını seyrediyor. Demirli halde üç gemi vardı. Saat 07.20'de bitirici vuruşunu yaptı. Sonra da seyir defterine şunları yazdı. Limanda bağlı üç vapur görüyordu. Yanımızda olanı, yakınımızda olanı Kızılay amblemleriyle boyanmış bir hastane vapuruydu. Ona saldırmaktan vazgeçtim. Diğer vapura yöneldim ve torpidoyu ateşledim. Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan bu vapur muhtemelen cephane taşıyordu. Ön kısmından isabet aldığı hızla battı. İngiliz kaptan hedefini yüzde yüz isabetle vurmuştu. Ama maalesef tahmininde yanılmıştı. Halep vapuru cephane getirirken Kızılay bayrağını çıkarıyordu. Yaralı götürürken Kızılay bayrağını takıyordu. Yola çıkmadan önce Kızılay bayrağı yine takılacaktı. İngiliz kaptanın bunu bilmesi elbette mümkün değildi, imkansızdı. Kızılay bayrağını görmeyince torpidoyu patlatmıştı. 200 yaralımız şehit oldu. Akbaş Limanı'na defnedildiler. O Halep vapuru tarihin akışını değiştiren Anafartalar kahramanını Mustafa Kemal'i... ...kısa süre önce Tekirdağ'dan Çanakkale'ye getiren vapurduk. Kader bir kez daha Türk milletinin yanındaydı. Halep vapuru Mustafa Kemal'i taşırken vurulup batsaydı... ...ne Çanakkale Savaşı'nı kazanılırdı... ...ne Kurtuluş Savaşı kazanılırdı... ...ne de Türkiye Cumhuriyeti var olurdu. Ama maalesef bakıyoruz bugün... 100 yıl önce milletin kaderini el aleme teslim eden... ...liyakatsizler korosu... Tarikat Cemaat Zırcail Korosu 100 yıl sonra utanmadan Mustafa Kemal sayesinde yazılan Çanakkale Destanını Mustafa Kemal'siz kutlamaya çalışıyorlar, anmaya çalışıyorlar. Mustafa Kemal'siz Çanakkale hutbesi okuyorlar. Bakın Çanakkale'nin hiç anlatılmayan bir başka yönünü anlatayım size. Tabip Binbaşı Ragıp. Selanikliydi. Mustafa Kemal ile Akran da aynı yaştaydılar askeri tıbbiyeden mezun olunca eğitim için Almanya'ya gönderilmişti. Almanya'da görev yaptığı hastanede Erika ile tanışmıştı. Erika hemşireydi. Beline kadar böyle örgü sarı saçları vardı. Tipik Alman güzeliydi. Ragıp'ın aklı başından gitmişti. Kaçamak bakışlar kendisini süren o mavi gözlere ...gelimenin tam manasıyla vurulmuştu. E bizim Ragıp da Filinta gibi delik delikanlıydı. Üstelik Almancayı akıcı şekilde konuşuyordu. Böyle espriler mespriler, romantik cümleler falan... ...kızı bağladı, flört etmeye başladılar. Doğrusu Erika'da ilk günden gönlünü kaptırmıştı ama mantığı engel oluyordu. Alman gerçekçiliği ağır basıyordu. Çünkü özellikle babasının ne cevap çok iyi biliyordu. Bir Türk bir Müslümanla evlenmesine asla müsaade etmezlerdi. Ayrıca kendisi böyle koyu Hıristiyan sayılmazdı ama... Bir Türk'le evlense bile din değiştirmek istemiyordu. Ragıp dedi ki, sen babanı bana bırak. <laughs> Dinlerimiz konusunda ise düşündüğün şeye bak dedi. Ben seni böyle sevdim, sen beni böyle sevdin. Birbirimizi neden değiştirelim ki dedi. Sonra gitti bir buket çiçekle kapıyı çaldı. Bizde gelenek böyledir dedi. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Erika'yı istedi babasından. Sizi ikna etmek için ne demem gerektiğini günlerce düşündüm. Ama inanın bulamadım. Sadece şunu söyleyebilirim. Kızınıza aşığım dedi. Adeta sihirli iki kelimeydi. Zor, çok kolay oldu. <laughs> medeni kimliğiyle, medeni cesaretiyle aileyi etkilemişti. Kayınpeder ikna oldu. Peki dedi. Hemen bir hafta sonra Almanya'da evlendiler. Mutluluktan uçuyorlardı. Boy boy böyle çocukların hayalini kuruyorlardı ama maalesef Osmanlı seferberliği ilan etti. Ragıp bir saniye bile tereddüt etmedi. Vatan topraklarında kapışma başlarken Almanya'da duramazdı. Erika'yı karşısına aldı. Sana bunu yapmak istemezdim ama gitmem lazım dedi. Ölmezsen bekle beni. Erika hiç cevap vermedi açtı yatak odasındaki dolabı bovulunu çıkardı. Çoktan hazırlamıştı. Evet. Gazete okuyan her Alman gibi elbette dünyanın nereye gittiğini biliyordu, görüyordu. Ragıp asarıldı. Sen nereye ben oraya dedi. İyi günde kötü günde. Anca beraber kanca beraber. İlk trenle İstanbul'a geldiler. Ragıp lisan bildiği için Almanya'da zorlanmamıştı ama Erika tek kelime bile Türkçe bilmiyordu. Ev kiraladılar, Alman gelin açısından ne komşu vardı, ne akraba, ne tanıdık. Üstelik Ragıp'ın ailesi kendi ailesi kadar hoşgörülü çıkmamıştı. Yabancı gelin istemiyorlardı, kabul edilmemişti. Ragıp her sabah Paşkışlı Hastanesi'ndeki geçici görevine gidiyordu. Erika eşi gelene kadar sokağa bile çıkmıyor, yapayalnız bekliyordu. Dört ay kadar böyle geçti. Sonra Ragıp Çanakkale'ye, cepheye, başhekim yardımcısı olarak atandı. Yine aldı Erika'yı karşısına. Sana bunu yapmak istemezdim ama gitmem lazım. Erika gülümsedi. Çoktan bavulunu hazırlamıştı. Söylemiştim sana dedi. Sen nereye ben oraya. Ragıp bir taraftan kendisini böyle bir kadınla tanıştırdığı için Allah'a şükrediyor. Bir taraftan sevdiğini böylesine sürüklediği için vicdanen kahroluyordu. At arabasıyla Çanakkale'ye geldiler. Erika bu defa yalnız değildi çok şükür. Mesleğinin tam göbeğine gelmişti. Sahra Hastanesi'nde gönüllü hemşire olarak çalışmaya başladı. Başka hemşireler de vardı. Ev mev yoktu. Baraka bile yoktu. Sahra Hastanesi'nin bitişiğinde çadırda kalıyorlardı. Kuru ekmeğe talim ediyorlardı. Ama gel gör ki ömürlerinde böyle mutlu olmamışlardı. 24 saat gece gündüz birlikteydiler. Önemli olan buydu. Olumsuz fiziki şartlar umurlarında bile değildi. Savaş patladı Çanakkale. Ragıp devamlı ameliyattaydı. Erika kan revan içinde gazilerimizin başındaydı. Yara sarıyor, ilaç veriyor, ana şefkatı ile kınalı kuzularımızın saçlarını okşuyordu. Öğrendiği birkaç kelime kırık dökük Türkçesiyle moral kaynağı oluyordu. Ölmeyeceksin diyordu, yaşayacaksın diyordu. İyi olacaksın, sevdiğine kavuşacaksın diyordu. Paramparça evlatlarımızı hayata bağlamaya çalışıyordu. Gazilerimiz Erika'ya hemşire diye seslenmiyordu. Ana Hatun adını takmışlardı. Ana Hatun. Cam pazarındaki bu kahraman kadını annelerinin yerine koymuşlardı. Hastaneden vakit bulduğunda köylü kadınlarımızla birlikte çalışıyordu. İğne iplikle böyle Mehmetçik'in, Delik deşik kıyafetlerini onarıyordu, çadır dikiyordu. 17 Aralık 1915, öğleden sonra saat 3 suları. İngiliz keşif uçağı Eceabat'ın Yalova köyündeki Hilali Ahmer Kızılay Hastanesi'nin üzerinde dolaştı. Adrese teslim koordinat belirliyordu. 10 dakika geçti geçmedi, İngiliz zırhlılarından bombardıman başladı çatısında böyle 20 metre boyunda kırmızı ay bulunmasına rağmen bile bile hastaneye defalar. Ana hatun orada hayatını kaybetti. Tertemiz yüreğine şarapnel denk gelmişti. Ragıp yara almadan kurtuldu ama Erika'nın cenazesini kucakladığı o saniyeden sonra yaşadı denilebilir mi orasını bilmiyorum. Erika için askeri tören düzenlendi. Sevdiği adamın vatanında, vatanımızın bağrında, Eceabat'ın Yalova köyünde şehitlerimizin yanında toprağa verildi. Kabrinin Osmanlıca kitabesine ne yazıldı biliyor musunuz? İfai vazife sırasında top mermisiyle terki hayat eden madam yazıldı. Çanakkale şehidi oldu madam Erika. Kabri orada. Ziyarete giderseniz bir Fatiha okuyun lütfen. Çünkü Çanakkale dediğin duygusuz, ruhsuz, hamasi nutuklardan ibaret değildir. Ayşe'siyle, patmasıyla Erika'sıyla yarım kalan aşkların destanıdır aslında. Hal böyleyken o kadar ağır bir cehaletle karşı karşıyayız ki Öğrencilerimizi okul gezisiyle Çanakkale'ye götürüyorlar. Rehber adı altında, rehber kisvesi altında tarikatçılar anlattırıyorlar Çanakkale'yi. Çanakkale, Çanakkale Savaşı'nı evliyalar sayesinde kazandığımızı anlattırıyorlar. Böyle tam kaybedeceğimiz sırada Çanakkale'yi bir bulutun kapladığını, o buluttan evliyaların çıktığını, İngilizlerin o evliyaları aslanlar şeklinde gördüğünü, aslanlardan kaçarak denize döküldüklerini filan anlatıyorlar. Kardeşim sene 2024, o kadar ağır bir cehaletle karşı karşıyayız ki papyonlu Seyit Onbaşı bibloları satıldı Çanakkale'de papyonlu Çin'den ithal muska nedir bilmedikleri için fotoğrafına bakıp olsa olsa papyondur bu demişler papyon takmışlar Seyit'i. E. Simokinli Seyit Onbaşı biblosu sattılar bu Çanakkale'de çünkü Çinli işport öğretisi böyle papyon takınca demiş papyonluysa Simokin de giydirelim demiş. Ya fötür şapkalı seyit onbaşı var. Kardeşim. Değerli gençler. Tarihimizin gerçeklerine sahip çıkın. Mustafa Kemal'e saldıranlara karşı çıkın. Silahsız işgale sessiz kalmayın. Akıldan, bilimden, liyakattan yana olun. Kendinize eğitin. Bu kara cehaletle ve karşı devrimle mücadele edecek şekilde kendinizi donanımlı hale getirin. Korkarsanız, sessiz kalırsanız, biat kültürü nesiri olursanız, kaçınılmaz olarak gün gelir, imkanlar içinde imkansız kalırsınız, o top mermisini sırtınızda taşırken bulursunuz kendinizi. Yerel seçimde sandığa giderken kendilerine milli deyip Çanakkale'yi Mustafa Kemal'siz anmaya çalışanları sakın unutmayın lütfen, asla unutmayın. Bugünlük bu kadar. <laughs> Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Abone olmayanlar arasında çekiliş yapacağım. Çanakkale Savaşı'nı böyle buluttan çıkan evliyalar sayesinde kazandığımızı düşünen ama Seyit Onbaşı'nın kabrinin bulunduğu Balıkesir Havran'daki meraların bile Araplara satıldığından haberi olmayan dört zırcayın izleyicime hemşire Erika'nın fotoğrafını göndereceğim. Bir o fotoğrafa bakarsınız, bir de aynada kendinize bakarsınız. Bakın bakalım hanginiz daha milli? Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.